Videolarda anlatım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Aynı zamanda yine bu YouTube kanalının ekibiyle birlikte uzunca bir süredir geliştirmekte olduğumuz bir dijital varlık projesi mevcut. Bu projeyle ilgili bilgileri kanaldaki canlılar kısmında, incelemeleri ise videolar kısmında bulabilirsiniz. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelenmesini istediğiniz bir proje varsa, kanaldaki videoların açıklamalar kısmındaki Pathfinder anket uygulamasını incelemenizi öneririm. Yine bu Pathfinder anket uygulamasına göre bu videonun konusu Binance borsasının detaylı incelenmesi olacak. Bu videodan bir sonraki videonun konusu da blockchain yapılarının nasıl işlediğinin incelenmesi olacak. Hemen Binance borsasına geleceğiz ama öncelikle hatırlamamız gereken şey yine bu YouTube kanalında yaklaşık 8 ay kadar önce bir video yayınlamıştım. Burada Binance BNB coin'i biraz incelemeye çalışmıştık. Orada da Binance borsasına birazcık değinmiştik. Eğer Binance ile alakalı özel bir ilginiz varsa, çok yakından ilgileniyorsanız iki videoyu da izlerseniz konu daha çok oturacaktır. Ama bu videonun konusu temel olarak Binance'in borsası ve bütün konular üzerinden hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağım ben bu videoda. Hemen başlayalım. Benim bu videoyu hazırladığım esnada CoinGecko'da Binance borsası birinci sırada. Zaten onu artık herkes biliyor. Güven puanı 10. Bir aralar 9'a düşmüştü ama çok uzun süredir 10. Ve günlük hacmi yaklaşık 4 milyar ila 8-9 milyar dolar arasında değişiyor. Şimdi borsanın detayları ve şu anki verdiği hizmetlerle alakalı inceleme yapmaya çalışacağız. Ama öncelikle borsa bugünlere nasıl geldi? Kurucusu kimdir? Buraya nasıl ulaştı onu anlamaya çalışalım. Borsanın kurucusu hepimizin bildiği üzere Chenpeng Zhao. Herkes CZ diye biliyor kendisini. Oldukça ünlü oldu. Çünkü dünyanın en zenginleri arasına girdiği için, Twitter'da çok aktif kullandığı için, sosyal medyalarını çok aktif kullandığı için artık kendisini hepimiz tanıyoruz. Binance'de zaten hepimizin hayatına öyle ya da böyle girdiği için, girmediyse bile adını duyduğumuz için CZ'yi artık neredeyse herkes tanıyor. CZ çok küçükken babası çok ciddi bir akademisyen. Çok maddi durumları çok iyi değil ama babası çok inatçı bir akademisyen. Tam bir kitap kurdu. Çin'de oturuyorlar ve Çin'de otururken babası çok yoğun bir şekilde akademik çalışmalar yapıyor. Kanada'ya sürekli başvurularda bulunuyor ve sonunda kabul ediliyor. Ve Kanada'ya göç ediyorlar. Kanada'ya göç ettikten sonra babası üniversitede devam ederken akademik kariyerine, CZ'de bir yandan McDonald's'a çalışmaya başlıyor. Benzincilerde çalışmaya başlıyor. Maddi durumları çok çok kötü değil ama belli bir seviyede, orta seviyede diye düşünülebilir. O dönemde CZ'nin de kafası kurt gibi tabii ki. Babasıyla birlikte çalışmalara katılıyor ve üniversiteye dönemi geldiği zaman da güzel bir üniversiteye giriş yapıyor. Üniversitede de kendini çok belli ediyor hızıyla, algısıyla ve yaptığı çalışmalarla hızlı bir şekilde üniversitede ön plana çıkmaya başlıyor. Üniversite bittikten sonra da akademik araştırmalara devam ediyor. Babasıyla birlikte de çalışmalar yapıyor ve birçok ortama girip çıkmaya başlıyor. Buradaki bulunduğu ortamlardan bir tanesinde Bitcoin'le tanışıyor. Bitcoin'le tanıştıktan sonra işin detaylarını anlamaya çalışıyor. Entegrasyonunu tam olarak anladıktan sonra o güne kadar biriktirdiği tüm mal varlığının hepsini Bitcoin'e yatırmaya karar veriyor. Hatta Kanada'da çalışırken ailesiyle birlikte Çin'de aldıkları evi de satışa çıkartıyor. Onu da satıyor. Onu da komple Bitcoin alıyor. Yetmiyor. Neyi var ne yok her şeyi Bitcoin alıyor. Ve akabinde bu alanda bir şeyler yapmaya karar veriyor. O dönemden sonra bu konuda araştırmalar yaparken merkezi borsalar çıkıyor. İşte yıllar geçiyor. Kendisi de detaylı bir şekilde öğrendikten sonra bir merkezi borsa oluşturmaya karar veriyor Binance adında. Ya zaman git zaman 2017'de tam bu kripto piyasasının patlama dönemlerinde Binance borsasını ortaya çıkartıyor. Ve Binance borsasını ortaya çıkartırken de elindeki Bitcoin'leri satarak çıkartmıyor yine. Yine kendi oluşturduğu bütçelerle ve sağdan soldan alabildiği yardımlarla, yatırımlarla oluşturuyor Binance borsasını. Ve sonra çok yoğun bir çalışma içerisine giriyor. Çünkü 2017'de tam piyasanın coştuğu dönemlerde zaten merkezi borsalar var. Ve oturmuş merkezi borsalar var. Binance'in ön plana çıkma ihtimalini çok düşük gören insanlar var. Fakat CZ inat ediyor. Diyor ki diğer borsaların verdiği hizmetin çok daha hızlısını, çok daha kalitelisini, çok daha kullanıcı dostu olan arayüzüyle vermemiz gerekiyor ki ön plana çıkalım diyor. Zaten hepimizin birçoğumuzun hayatına da o dönemlerde girdi. Neden girdi? Gerçekten de söylediği gibi hem hızlı servis vardı hem de kullanıcı dostu bir arayüzü vardı. O dönemlerde sistem oturmaya başladıktan sonra popüler olmaya başlıyor. 2017'den de 2023'e kadar geldiği bir serüven var. Bu serüven içerisinde 2017-2021 arası oldukça meşakkatli ve zorlu bir süreç. 2021'deki büyük boğanın akabine Binance artık bütün sistemlerini sağlam bir şekilde oturtuyor. 2017-2021 arasında hack durumları da var. Bu hacklerle de mücadele ettikten sonra yerini daha da sağlamlaştırıyor. Bunu da nasıl yaptığını az sonra sitenin üzerinden geçerken anlamaya çalışacağız. Temel olarak hikayesi bu şekilde. Geçmişten bu döneme gelene kadar ki süreç ve yaşananlar
En kaba haliyle tabii ki bu şekilde. Şimdi sitenin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçelim ki şu anki mevcut hizmetler ve Binance'in yaptığı işler neler bunu anlayalım. Bilmemiz gereken en önemli şey şu. Binance sadece sıradan bir merkezi borsa değil. Dijital varlıklar piyasasına 2017'de girdiğinden beri piyasadaki her konuyu ele alıp o her konuyla alakalı da en iyisini yapıp hep piyasada en iyi olarak kalmaya çalışan çok hızlı ve çok iddialı bir yapı. Bunu bilerek site üzerinden şimdi hızlı bir şekilde geçmeye çalışalım. Gördüğünüz üzere 350'den fazla dijital varlığımız var diyor. Hemen üye olun. Alın satıma başlayın diyor. Buraya iki tane NFT fotoğrafı koymuşlar. Bazı istatistiklerimiz var. Burada bazı reklamlarımız var. Sıfır komisyonla Bitcoin alıp satabiliyoruz. En çok kullanılan coinleri buraya koymuşlar. Hemen altında Binance Feed diye bir yapımız var. Az sonra kendisini birazcık göreceğiz. Bir sosyal medya platformu gibi Twitter gibi düşünülebilir. Buradaki son paylaşımlar, trend paylaşımlarla alakalı bazı sayfalar buraya eklenmiş. Hemen altında bu dijital varlıklarınızı Binance'te barındırıyorsanız hiçbir şey yapmadan bile kazanç elde edebiliyorsunuz. Bununla alakalı bir sistem var. Buna AIDA Tokens deniyor. Bununla alakalı bazı verileri de buraya koymuşlar. Biraz aşağı indiğim zaman cep telefon uygulamasından bir görüntü var. KYC'nizi yapın, gelin alış satışa başlayın. Kar elde edin diyor. Yine de bastığınız zaman üye olma sayfasına bizi götürüyor. Binance'te yapabileceklerinizin sınırı yok. Sınırsız bir şekilde hep kazanç sağlayabileceğiniz ve rahatlayabileceğiniz bir yapıya sahibiz. Gelin üye olun diye bir yine promote yazısı var. En güvenilir borsa burası. Gelin başlayın diye yine bir promotumuz var. Bir sürü uygulamamız var. Bilgisayarınız ne olursa olsun Apple bilgisayarınız olabilir, Linux bilgisayarınız olabilir, Windows olabilir. Hepsini kullanabiliyorsunuz. Telefonlarınıza da hangi marka olduğu önemli değil, hangi işletim sistemi olduğu önemli değil. Her birine uygun uygulamamız var. İndirip istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa bloga bakabilirsiniz, sıkça sorulan sorulara bakabilirsiniz ve 24 saat chatle destek veriyoruz. Gelin üye olun. Ana sayfamız bu şekilde ve en alttaki linklere geldik. Çok hızlı ilerlemeye çalışıyorum çünkü burada çok fazla link var. Şimdi aşağıdaki linkleri kategorilerini öncelikle anlamaya çalışalım. Sol tarafta tabii ki About Us hakkımızda kısmı, ürünler, hizmetler, destek kısmı ve öğrenme kısmı var. Tabii sağ tarafta da sosyal medya linklerimiz var. Bunların hepsinin üzerinden geçtikten sonra en üstteki linklerde bir iki tane değinmemiz gereken şey var. Onlara bakacağız. Hakkında kısmıyla başlayalım. About'a bastığımız zaman tabii ki ekibi görüyoruz. Misyon, vizyon gibi şeyleri görüyoruz. Ekipte bizim için dikkat etmemiz gereken ana şey şu. CZ'yi zaten hepimiz tanıyoruz. Az önce de bahsettik. Ama kim, nerede, Binance'ten nasıl bahsederse bahsetsin, HEYİ'den bahsetmiyor. Aslında co-founder kendisi CZ bu işe başladığı zaman HEYİ'nin de desteği oldukça büyük. Tabii ki CZ bir borsayı oturtup çalışanlarıyla birlikte bütün doneleriyle çalışır hale getirip süper bir hale getirirken bunun hepsini tek başına yapmıyor. Bir sürü insan var, bir sürü yatırımcı var bu işin içerisinde. HEYİ'nin de burada etkisi oldukça yüksek. Yani bir kişi değiller aslında. İki kişiler, hatta Binance'in buradaki franchise'lar ve alt segmentlerindeki birçok işin başında HEYİ denen kişi var. Ve altında hemen bir presimiz var. Firma bilgileriyle medya bilgileri var. Hemen altında kariyerler var. Kariyerlere bakmamız lazım. Çünkü burada çok fazla iş ilanı var. Bilmesi gereken asıl şey şu. Binance'ın altında binlerce kişi çalışıyor. Şu anda tam rakamı bilmiyorum. Ve genelde en az bir 150-200 tane iş ilanı açık oluyor. Tıkladığımız zaman iş ilanları gördüğünüz gibi kategorize edilmiş durumda. Engineering'e basalım mesela mühendisliğe. Bu kategorileri tekrar şurada değiştirebiliyoruz. All'a getirdiğimiz zaman bütün iş ilanlarını görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere 134 tane şu anda aktif iş ilanı var. Eğer bakarsanız Türkiye'de bile bazı iş ilanları oluyor zaman zaman. Şu anda bir içerik üreticisi iş ilanı Türkiye'de de var ve gerçekten çoğu remote, fakat buradaki iş ilanlarına başvurmayı da düşünürseniz Binance'in çok hızlı ve çok yoğun bir çalışma temposu olduğunu size söyleyebilirim. Ama hem Binance etiketi hem de oradaki o hız ve yoğunlukta size katacağı şeyler maddi getirisi de bunun yanı sıra faydalı olabilir. Business Contact'a baktığınız zaman About sayfası tekrar açılıyor. Buradaki linkte bir problem var. Community'ye tıkladığınız zaman tabii ki sosyal medya hesaplarına ulaşabiliyoruz. Binance'in sosyal medya hesaplarını buraya sıralamışlar. Hemen altında devasa bir yapı olduğu için ayrı ayrı dil dil Telegram gruplarını görebiliyoruz. Tabii ki Binance gibi devasa bir yapı olduğu zaman dünyalar kadar da Telegram grubu ve onların yöneticileri oluyor. Sadece oraları yönetmek bile dünya kadar derya gibi bir iş. Binance bloga bastığımız zaman blog paylaşımları görebiliyoruz. Tabii ki blog paylaşımları da çok fena. Burada blog paylaşımları bile kategorize edilmiş. Blog paylaşımları düzenli olarak devam ediyor demiyorum bile. Aşırı fazla takip etmesi bile zor. Binance özellikle içerik üreticisi diye az önce gördüğünüz iş ilanlarında dünyalar kadar kişi alıyor bünyesine. O kişiler de takip ettiği belli başlı Binance yapıları var. O yapıları takip ederek sürekli içerik üretiyorlar. Blog içerikleri de o kanaldan dışarı çıkıyor. Burada kripto piyasasına, hatta Google'a, arama motorlarına domine etmeye çalışılan bir yapı var. Çok çok fazla ve sürekli içerik üreterek internete dominasyon sağlanmaya çalışıyor. Burada çok iddialı bir yapı var.
ayrı bir konu yani. Building Trust'a bastığımız zaman Binance'in oluşturmaya çalıştığı bu güven hattıyla alakalı bazı bilgiler var. Bu güven hattıyla alakalı verilmesi gereken bazı önemli linkleri burada görebiliyoruz. Bunların bazıları yasal, bazıları kendi oluşturdukları sistemler ve bu konuyla alakalı gelişmeleri de NipSpeed altında görebiliyoruz. Hemen altında güvenin altında legal var, yasal bazı açıklamalar var. Terms'te kullanım kuralları var. Privacy'de gizli kuralları, risk warning'de kullanımdaki risk açıklamaları var. Tabi kullandığınız zaman bir risk almış oluyorsunuz. Announcement'larda önemli anonslar var. Blok paylaşımların arasından seçilerek koyulmuş. NIVS'te önemli yenilikler var. Yine blok paylaşımların arasından seçilerek konuluyor. Notice'larda önemli notlar. Sitemap'te bir özel harita var. Bu sitemap dediğimiz şey web haritası olarak düşünülebilir. Çünkü Binance sadece binance.com ile bitmiş olmuyor. Devasa bir yapı olduğu için ve farklı farklı ülkelerde farklı farklı franchise'larla hizmet verdiği için bir sitemap sayfası oluşturulmuş. Burada Türkiye'de var. Europe'un altında Türkiye'ye bastığınız zaman da binance.com/tr'ye gidiyor. Sayfayı bizim için Türkçe yapıyor ama yine de gelip bu Türkçe TR sayfasını kullanmayın diyor. Şurada da tr.binance.com var. Sizi Binance'ın TR franchise'ına yönlendiriyor. Bu gibi bir sitemap oluşturulmuş, diğer ülkeler ve bölgelere ayrı ayrı ulaşabildiğiniz bir yer. Kendileri de muhtemelen buradan kontrol ediyorlardır. Çünkü devasa bir yapı. Hemen altında bir cookie preferences var. O da tabii web sayfamızla alakalı cookie tercihlerimizin ayarını yapabileceğimiz bir yer. Ürünlere geldik, bizim için daha önemli About Us kısmından ürünler üzerinden hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi öncelikle birinci en önemli ürünümüz tabii ki exchange, yani borsanın kendisi. İlk çıkış mentalitesi tabii ki bu borsa olarak çıktı ve şu anda karşınızda gördüğümüz arayüz, ortadaki grafik, grafiğin ayarlarının yapılması, hatta burada çizgiler oluşturulabilmesi, hesap kitap yapılabilmesi, borsada bulunan bütün coinlere şuradan ulaşılabilmesi, yapılan işlemlerin buradan takip edilmesi, satış emirleri ve alış emirlerinin burada olması ve biz işlem yapacağımız zaman şuradaki küçük bir arayüzle yapıyor olmamız. Binance'in çıktığı dönemde piyasaya kullanıcı dostu arayüz ve hızlı işlem ile sunduğu en önemli yapılardan bir tanesi şu an karşımızdaki yapı. Binance ortaya çıktığında bu yapı yok muydu? Vardı. Tabii ki Binance ve dijital varlık borsaları çıkmadan önce bile bu yapı vardı. Ama Binance bunu gerçekten her şeyin tek ekranda olduğu, çok hızlı çalışan ve çok rahat anlaşılabilen bir noktaya getirirken ki emeği gerçekten büyük. Binance'in ana borsa yapısı bu şekilde. Hemen altında bir akademi var. Akademiye geldiğimiz zaman burada öğren ve kazan gibi bir yapı var. Akademi de bu işlere yeni başlayan kişiler için de biraz ilerlemiş kişiler için de oluşturulmuş önemli makaleler var. Bu makaleleri de yine Binance kendi yapısındaki çalışanlar doğrultusunda çıkartıyor ve burada sürekli yayınlanıyor. Bizler gelip buradan istediğimiz konuları öğrenebiliyoruz. Burada altlarında yazıyor hangisinin başlangıç seviye olduğu, hangisinin ileri seviye olduğu yazıyor. Bunları öğrendikten sonra belli başlı quizler var. Quizlere de katılabiliyoruz. Eğer quizlerden geçer not alırsak küçük miktarlarda tokenlar da kazanabiliyoruz. Böyle güzel bir akademi sayfası da oluşturulmuş. Binance Live diye bir ürünümüz var. Bu ürün aslında birazcık YouTube gibi düşünülebilir. Aslında bir yayın platformu. Gördüğünüz gibi arayüzü de birazcık YouTube'a benziyor zaten. Fakat direkt olarak kriptoya, dijital varlıklara ve direkt olarak Binance'e hitap ettiği için özellikle Binance'in seçtiği kişilerin içerik ürettiği özel bir yayın platformu olarak düşünülebilir. Buradaki yayınlar ciddi takipçilere sahip ve buradaki yayınlar üzerinden de ciddi bir ekonomi oluşturulmuş durumda. Çünkü önemli projeler, önemli yapılarını burada tanıtmaya çalışıyorlar. Yeni çıkan oyunlar, ürünler, içerik üreticileri, herkes buraya adapte olmaya çalışıyor. Cidden burada böyle cayır cayır yanan bir ateşli bir ortam mevcut. Hemen altında charity var. Bağış sayfası oluşturulmuş. Sosyal sorumluluklarımızı da yerine getiriyoruz. Bağışlarımızı da yerine getiriyoruz diyor. Bunun istatistiklerini de buraya koymuşlar. Nerelere ne kadar bağış yapılmış, bazı burada makaleler var. Hatta şurada sağ alt tarafta gördüğünüz gibi Türkiye'de yaşanan depremden sonra da yaptıkları bağışlarla alakalı açıklamalar mevcut. Hemen altında bir kartımız var. Bence kart oldukça önemli. Şu anda hepimiz bildiğiniz üzere banka kartları, kredi kartları tüm dünyada herkes bunu kullanıyor. Her yerde ödemeleri bunlarla yapıyoruz. Binance'in kartının geçerli olduğu ülkeleri ve bölgeleri sağ tarafta, üst tarafta görebiliyoruz. Tıkladığınız zaman şurada ülkeler çıkıyor. Tabii ki Türkiye maalesef yok. Birçok ülke yok hatta orada. Yine de bayağı bir ülke var. Kartla neler yapabiliyoruz? Bu kartta Binance'a bağlı olan dijital varlıklarımızı barındırabiliyoruz. Bu dijital varlıklarımızı fiyat paraya çevirebiliyoruz. Fiyat parayla bu kartın geçerli olduğu yerlerde ödeme yapabiliyoruz. Ve ödemeleri yaptıktan sonrasında veya öncesinde hiç fark etmez. Binance'ın uygulamasının arayüzüyle bu kartımıza bağlanabiliyoruz. İçerisindeki varlıkları dijital varlığa veya fiyat paralara çevirebiliyoruz. Oldukça bence
önemli bir yapı Cards. Binance'in bir labs'i var. Laboratuvar olarak değerlendirilebilir. Binance Labs'in ana görevi dijital varlıklar piyasasındaki büyük ve önemli işler çıkartmaya çalışan ekipleri tespit etmek veya o ekiplerin buraya gelip başvurması, bir sinerji oluşturulması ve gerçekten iyi işler çıkacaksa o projelere önceden hibe vererek kendi bünyelerine katmaları ve Binance'in de gelişmesine katkıda bulunabilmeleri. Temel yapı bu. Yine ekipte az önce co-founder olarak gördüğümüz, JZ ile birlikte gördüğümüz Hey isimli kişi de burada co-founder olarak duruyor. Burası önemli bir yapı, Binance Labs. Hemen altında launchpad'imiz var. Binance üzerinde çıkış yapmak isteyen token projeleri genelde buradaki launchpad'e başvurup seçildikten sonra belli kriterler var tabii ki. Launchpad'e çıkış yapılabiliyor. Burada launchpad'e genelde TUSD, yani USD'nin dijital bir versiyonu, bir de BNB coin token denilebilir, üzerinden bütçe toplanıyor. Bu toplanan bütçeler belli bir miktarda ana ekiple düzenli olarak paylaşılıyor ve o projenin ana ekibinin o projeyi geliştirmesi bekleniyor. Ve her şey yoluna giderse Binance'de bir listeleme süreci de gerçekleşme ihtimali olabiliyor. Bir launchpad'imiz var. Özellikle 2021 bu aslında. Bu launchpad çok çok popülerdi. İnanılmaz fazla kullanıcısı vardı. Fakat burada launchpad'de çıkan projelerin belli başlılarının, bazılarının fiyatları düşüş yaşamaya başlayınca ayı piyasasında bu launchpad biraz popülerliğini yitirmiş durumda, ama bir sonraki boğada tekrar buranın popüler olma ihtimali yüksek. Hemen altında bir research var. Binance'in research kısmı. Buradaki labs ile karıştırılmamalı. Labs piyasadaki dijital varlık projelerini bulmaya çalışıyor ve onlara gidip başvurmasını sağlamaya çalışıyor. Ve research aslında var olan projeleri inceliyor. Binance'a bağlı olsa da olmasa da ve dijital varlık piyasasındaki gelişmeleri de inceliyor. Yine Binance'in altındaki çalışanlar tarafından burada içerikler üretiliyor ve burada yayınlanıyor. Bizler de bunları takip edip inceleyebiliyoruz. Research'ın altında bir NFT'miz var. NFT pazarı denilebilir. Hatta burada ayrı bir NFT borsası var diyebilirim size. Binance'ın burada NFT paketlerini Binance üzerinde çıkış yaptıktan sonra burada listeleme hakkımız var. Fakat bunun farklı bir prosedürü var. NFT paketleri oluşturuyor. Belli alt limitleri var. Belli ödemeleri var. Bunların bütün hepsini kriterlerinden geçtikten sonra NFT paketleri burada listelenebiliyor. Burada listelenen NFT paketlerini tıklayıp detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Paketlerin içerisinde gördüğünüz gibi bir sürü farklı farklı şeyler var. Bunların alımları, satımları burada gerçekleştirilebiliyor. Hatta bunu şöyle söyleyebilirim ki Binance dijital varlıklar borsasının içerisinde bir borsa daha var. O da NFT borsası diyebilirim. Belli, yani kendi başına büyük bir borsa olarak değerlendirilebilir şuradaki NFT linki. Binance Pay diye bir yapımız var. Binance aracılığıyla ödeme yapabiliyoruz. Az önce kartla ödeme yapabiliyorduk. Kartın geçerli olduğu yerler tabii ki var. Bir de Binance Pay'e bağlı olan bazı dükkanlar var. Bunların bazıları fiziki dükkanlar, bazıları online dükkanlar. Tıkladığınız zaman shop'a bunları burada görebiliyorsunuz. Bu yapıların üzerinde Binance'de ödeme yapılabiliyor. Dediğim gibi kimileriyle kartla ödeme yapılabiliyor. Kimilerine webten bağlanıp direkt ödeme yapılabiliyor. Binance Pay'in altında bir gift kartımız var. Burada da Binance'in hediye kartı mekanizması var. Birine bir hediye göndermek istiyorsunuz. Coin token'a göndermek istiyorsunuz. Binance üzerinde bir gift kart oluşturuyorsunuz. İçerisinde belli bir miktar coin token kayıtlı oluyor. Kartı gönderiyorsunuz. Kartı alan kişi kartın üzerindeki kodu buraya yazdığı zaman coin token onun hesabına geçmiş oluyor. Böyle de bir yapı oluşturulmuş. Hemen altında BABT diye bir yapı var. BABT token diye bir şey var. Buraya token'ı görünce herkes bir token işte alınıp satılıyor mu, nasıl elde ediliyor gibi yapılara kapılabiliyor, fikirlere kapılabiliyor. Fakat bu şekilde değil. Binance'de eğer KYC yaptıysanız, hesabınız onaylandıysa size bir BABT token kayıtlı oluyor. Bunu bir NFT olarak düşünebilirsiniz. Sizin KYC'nizin kayıtlarının bir token'ınıza edildiğini düşünebilirsiniz. Bu alınıp satılan bir şey değil. Sizin KYC yaptığınızı, kim olduğunuzu belli eden bir şey. Binance Tax adı altında bir ürün var. Bu yeni bir ürün. Binance üzerinde alım satım yaptıysanız geçmişte kar elde etmiş olabilirsiniz veya bu alım satımlarda ufak komisyonlar ödemiş olabilirsiniz. Bunların hepsinin kaydını, komisyonlar ve vergiler dahil hepsini takip edebileceğiniz, listeleyebileceğiniz bir yapı oluşturmuşlar. Bu da bir hizmet olarak, bir ürün olarak buraya eklenmiş. Şimdi hizmetler kısmındayız. Hemen altında bir downloads var. Downloads'a bastığımız zaman az önce gördüğümüz gibi telefon uygulamaları ve işte Mac uygulaması, Linux uygulaması, bilgisayar uygulamalarının indirme sayfası çıkıyor karşımıza Downloads'ta. Desktop application'a bastığımız zaman masaüstü uygulaması için ayrıca bir sayfa yapılmış. Burada tanıtımı yapılıyor. Hemen altında Buy Crypto diye bir yapımız var. Direkt olarak dijital varlık satın alabileceğimiz bir sayfa burası.
Direkt olarak almaktan kastım şu. Normalde Binance borsasına girip bir dijital varlık almak istediğimiz zaman Binance borsasına bir fiyat para göndermemiz gerekiyor veya başka bir borsadan buraya dijital varlık da gönderebiliriz. Onunla da alım satım yapabiliriz. Fakat burada bir kademeli bir hamle yapmak gerekiyor. Önce bankadan bir borsaya göndermek gerekiyor, sonra borsadan almak gerekiyor. Burada bunun kısa bir yolu oluşturulmuş. Herhangi bir token almak istiyorsanız veya almak istediğiniz fiyat payı seçtikten sonra almak istediğiniz token da seçtikten sonra buradan direkt olarak Al butonuna bastığınız zaman sizi ya kart bilgilerinizi soruyor, kredi kartıyla alabiliyorsunuz, banka kartıyla alabiliyorsunuz. Çeşitli alma yöntemleri var. Tabii kredi kartıyla aldığınız zaman belli bir komisyon var. Birazcık farklı bir konu ama temel olarak aslında bizim sürekli bir kullandığımız sistemi kullanıyor. Altyapıda bu işleri otomatik yapıyor. Bize ön yüzde bunu göstermiyor. Kolaylıkla satın alınabiliyor. Buy Crypto kısmında bu var. Hemen altında Institutional, kurumsal ve VIP hizmetler. Hemen altında OTC Trading diye, Over the Counter Trading diye iki tane özel yapı var. Burada temel olarak kurumlar hedef alınmış durumda. Eğer bir kurumsanız, Binance alakalı bir şeyler yapmak istiyorsanız bu bir yatırım olabilir. Kurumunuzun entegrasyonu olabilir. Binance'le birlikte kullanılması gerektiğiniz herhangi bir şey olabilir. Bunun yanı sıra bir de OTC trading yapmak istiyorsanız, yani masaüstü büyük meblağlarda satın alma yapmak istiyorsanız manuel olarak borsaya üye olup borsanın arayüzlerini kullanmadan. Bu tip durumlarda Binance'in kendisiyle etkileşime girerek bunları gerçekleştirmeniz mümkün. Tabii bunlar birazcık daha meşakkatli işler. Binance'da bir size adam gönderip masada karşınıza oturmuyor. Bunu yapamayacağı için online ortamda karşınıza çıkıyorlar ve bu online ortamın kaydı alınıyor. Ve siz kurumsal olarak bu işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Böyle bir hizmet var. Amerika'nın da son dönemde Binance'e kafayı taktığı yerlerden birisi. Aslında burası denilebilir. Amerika'daki müşterilerine de belli başlı böyle hizmetler yaptığını ve bunların bazılarının kayıtlarının olmadığı gibi şeyler de yazıyordu o raporda. Hemen altında bir referralımız var. Referans linki adı üzerinde Binance üye olduktan sonra kendinize ait bir referans linki oluşturduğumuz zaman bunu arkadaşlarınıza verdiğimizde arkadaşlarımız Binance'e girip alım satım yaptığında onların ödediği komisyonlar üzerinden çok küçük miktarlarda kazanç elde etme şansımız var referans linki. Hemen altında bir affiliate program var. Affiliate program da aslında bu referans linkinin sosyal medyada içerik üreticileri tarafından kullanılan versiyonu gibi düşünebilir. Mesela bu YouTube kanalı için bir affiliate linki alıp ben videoların altına koyarsam siz girip oradan üye olursanız birazcık daha referral linkinin verdiği komisyonlardan birazcık daha fazla getirisi var. Bu da sosyal medya içerik üreticileri için oluşturulmuş bir yapı. Buna başvurmak gerekiyor tabii. Bir hemen altında BNB var. BNB'yi coin olarak buraya koymuşlar. 8 ay kadar önce bir inceleme yapmıştık. Bu videonun konusu da BNB coin değil aslında ama hızlı bir şekilde üzerinden geçelim buraya gelmişken. Binance'in oluşturduğu bütün sistemlere entegre olmaya çalışan ana coin BNB coin. Bunu bilerek yapıyorlar. Neden? Hacmi, kullanım alanı ve fiyatı gelişsin diye. Ve bununla alakalı temel olarak Binance borsasındaki komisyonların azalmasıyla başlayan bu hizmet daha sonra BNB'nin yakılması, BNB'nin çeşitli ortamlarda kullanılabilmesi, BNB'nin Binance Smart Chain üzerindeki ana coin olması, oradaki komisyonlarda kullanılması, staking hizmetleri yapılması gibi özel yapılara entegre olmuş ve hala sağlam bir şekilde ilerliyor. 8 ay önceki videoda da söylediğim şeylerin hepsi hala geçerli. Başına son dönemde ufak tefek bazı şeyler geldi. Regülasyonları hedef almasıyla birlikte. Ama tekrar toparlayacağını düşünüyorum. Hemen altında bir listing application var. Eğer bir kripto projeniz varsa Binance'e listelenmesini istiyorsanız buradan başvuru yapabiliyorsunuz. Uzun ve meşakkatli sürecin ilk adımını atmış olabilirsiniz. Hemen altında bir Peer-to-peer merchant application, peer-to-peer pro merchant application diye iki tane linkimiz var. Aslında burada bireyden bireye alım satım altyapısının oluşturulabilmesi için hizmet veren bir yapıysanız başvuru yapabilirsiniz gibi bir sayfalar açılıyor. Birazcık kompleks bir konu ama temel olarak şöyle düşünebilir. Yukarıda az önce Buy Crypto'ya bastığınız zaman direkt kredi kartıyla satın almanın altyapısını oluşturan yapının eğer kurumlarından bir tanesiyseniz buradan başvurabiliyorsunuz. Temel mantığı bu. Fakat bunun yanı sıra alım satım yapılabilmesi için bir dükkan da olabilirsiniz. Bu şekilde başvuruları yapabileceğiniz yer peer-to-peer kısmı. Hemen altında bir historical market datamız var. Historical market dataya bastığımız zaman Binance üzerinde gerçekleşmiş olan işlemleri açık bir şekilde herkesin takip edebileceği hatta indirebileceği bir ortam oluşturulmuş burada. Spot market üzerinde örnek veriyorum. Yapılan alım satımlarla alakalı ben ADA BNB pair'inin günlük hareketlerini İşte ayın 1'inden 3'üne kadar olan kısmını indirmek istiyorum dediğiniz zaman confirm'e bastığınız zaman size bunu dosyalarını önünüze çıkartıyor. O dosyaları indirebiliyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz. Böyle de bir açık kaynak kodu bir hizmet oluşturulmuş yine güven açısından. Hemen altında da bir proof of reserves diye bir linkimiz var. Şimdi
Son dönemde regülasyonların adı çok duyuluyor. Biliyorsunuz 2023'te çok sıkça duyduğumuz şey. Burada Proof of Reserves önemli bir rol oynuyor. Az önce yine CoinGecko üzerinde borsalara baktığımız yerde Proof of Reserves verilerini borsaların görüyorduk. Binance'de available diyor var. Coinbase'de yok. OKX'de var, işte Huobi'de var. Bazı borsalarda var. Bazı borsalarda şu anda bu mevcut değil. Burada mevcut olan borsalar kendileri ellerinde bulunan dijital varlıkları açık bir şekilde böyle sayfalara koyup gösteriyorlar. Ve buradaki sayfalara koyup gösteren şeyler manuel olarak yazılmıyor. Belli cüzdanlardan çekilen verilerle gidiyor. Bu sayfa dinamik bir sayfa. Binance diyor ki benim şu anda elimdeki toplam Bitcoin 633 bin tane diyor. Sahip olduğum müşteri veri tabanının elindeki Bitcoin'de 614 bin tane diyor. Yani bütün müşterilerimin hepsi kendi Bitcoin'i ver kardeşim ben gidiyorum derse hepsine verebiliyorum. Üzerinde %3 hatta bende kalıyor diye bir açıklama var. Diğer dijital varlıklarla alakalı bu açıklamaları da yapmış durumda. Binance temel olarak önemli bir linkimizdi burası. Support'un altında temel olarak destek linkleri mevcut. Eğer Binance'da görmek istediğiniz bir özellik varsa buraya tıklayarak bunu talebini gösterebiliyorsunuz. Support Center'a girdiğiniz zaman belli başlı soru cevapları alabiliyorsunuz. 24 saat yazılı chat desteği var. API'lara girerek Binance üzerindeki verileri çekebiliyorsunuz. Bu verileri çekerek siz kendinize uygulamalar geliştirebilirsiniz. Botlar yazabilirsiniz. Bunu da Support'un altına koymuşlar. Fiiler komisyon mekanizmaları var. Burada alım satımlarda çok minik komisyonlar var. Bildiğiniz üzere elinizde BNB tuttuğunuz zaman bu komisyonlar azalıyor. Bunlarla alakalı bilgiler bu linkin altında. Hemen altında bazı özel coinlere göre özel komisyon yapıları var. Bunlarla alakalı bilgiler de Trading Rules'un altında yazıyor. Hemen altında Binance Verify diye bir linkimiz var. Binance Verify'a geldiğiniz zaman sizinle iletişime geçen bir kişi Binance'in çalışanı olduğunu söylüyorsa, yetkilisi olduğunu söylüyorsa, kendisinin sizinle iletişime geçtiği e-maili, Telegram'ı her ne varsa onu getirip buraya yapıştırdığınız zaman siz o kişinin gerçek olup olmadığının burada yeşil tink veya kırmızı çarpıyla karşınıza çıkıyor. Fakat bu yeterli mi? Değil. Çünkü bazen öyle dolandırıcılar var ki gerçekten Binance'in kaynaklarından size mesaj atıyormuş gibi atabiliyorlar. Hala yine de sahte kişiler olabiliyor. Ama yine de bu Binance Verify bir katman en azından konuyu rahatlatıyor. Yine de şüpheci olmak gerekiyor. Hemen altında bir Law Enforcement Request var. Hemen altında Binance Legal var. İki tane önemli linkimiz var burada. Az önce şuradaki Building Trust'ın altında Legal'da belli başlı açıklamalar görmüştük. Yasalarla alakalı, regülasyonlarla alakalı. Fakat şurada iki tane daha önemli linkimiz var. Gördüğünüz üzere bu linklerin altında bazı önemli başka linkler de var. Daha da detaylı görmek istiyorsanız giriş yapmış olmanız gerekiyor. Hatta giriş yapmış olduktan sonra bile belli bir yere kadar görebiliyorsunuz. Yine de talepte bulunup belli açıklamaları görebiliyorsunuz. Binance'in yaşadığı yasal süreçlerin sonucunda çıkartılan dersler ve elde edilen dokümanların paylaşıldığı yerler buralar. Burada da sağlam veriler bulunabiliyor. Hemen altında bir Binance Airdrop portal var. Airdropları takip edebileceğimiz bir sayfa oluşturmuşlar. Burada bitmiş airdropları da görebiliyoruz. Sayfayı aşağı getirdiğimiz zaman hepsi completed olarak görünüyor gördüğünüz üzere. En yukarıda da ongoing dediği şu anda gördüğünüz üzere Luna'nın bir airdropu devam ediyormuş. Airdroplara katılmak istiyorsanız bu sayfayı takip edebilirsiniz. Düzenli olarak airdroplar oluşturuyorlar. Hemen sağ tarafta Learn'ün altında, öğrenin altında da bir sürü linkimiz var. Gördüğünüz üzere şurada az önce bir akademi incelemiştik. Temel olarak aslında akademinin altındaki içeriklerle uyuşuyor burası. Learn and Earn'de belli başlı şeyleri öğreniyorsunuz ve küçük miktarlarda token kazanma ihtimaliniz olabiliyor. Hemen altında bazı fiyat analizlerinin nasıl yapıldığı ile alakalı çok minik bilgiler var. Hemen altında da bu coin nasıl alınır, şu coin nasıl alınır diye sayfalar oluşturulmuş durumda. En sağ tarafa geldiğiniz zaman da sosyal medya linklerini görüyoruz. Burada bizim için önemli olan YouTube. Şuradaki komentin altında da sosyal medya linkleri vardı. Detayına girmedik ama burada bir YouTube'a değinmemiz gerekiyor. Binance'in çok çok aktif bir YouTube sayfası var. Gördüğünüz üzere 600K takipçi var. Az önce Binance Live'ı da gördük zaten. Orada da kendi bir yapıları var. Bloglarında çok ciddi paylaşımlar var. Akademi çok ciddi paylaşımlar var. Binance sosyal medya ve internet alemine içerik olarak hükmetmeye çalışıyor ki varlığını çok güçlü bir şekilde devam ettirebilsin. Burada YouTube'da da iyi bir iş çıkarmış durumda. 600K takipçi, 930 tane video. Videolar sürekli yayınlanıyor. Gördüğünüz gibi Cristiano Ronaldo var zaten karşımızda. Short videolar düzenli olarak yayınlanıyor. Canlılar düzenli olarak yayınlanıyor. Canlıların bazıları hatta önemli içerikler ve önemli toplantılar olabiliyor. Binance YouTube'dan da çok ciddi anlamda geçer not almış durumda. Şimdi en üste geliyoruz. Burada en üstte de linklerimiz var. En üstteki linklerimiz %90 oranda aşağıdaki linklerle uyumlu. Fakat bir iki tane farklı yapı var burada. Bunları da çok kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. DeFi Wallet diye yeni bir yapı var.
Merkeziyetsiz finans cüzdanı diye. Sayfayı birazcık aşağı çektiğimizde bunu tanıtan bir videomuz var. Bu temel olarak merkeziyetsiz finansları kullanmak, blockchain üzerindeki tokenları kullanmak, alım satımları orada yapmak istiyoruz. Ama Metamask'a girmek istemiyoruz, 12 tane kelimeyle uğraşmak istemiyoruz, private key ile uğraşmak istemiyoruz, kendi güvenliğimizi kendimiz sağlamak istemiyoruzsak eğer Binance'in DeFi Wallet'ı bizim için uygun bir yer. Çünkü buraya girip üye olduğunuz zaman Binance'in üzerinden DeFi Wallet'ı indirip kullandığınız zaman sizin Binance hesabınıza eşleşiyor. Ama aslında bir blockchain cüzdan oluşturmuş oluyorsunuz ve DeFi'ları kullanabiliyorsunuz. Pancake'leri kullanabiliyorsunuz, Uniswap'ları kullanabiliyorsunuz. İşlemleriniz orada yapılıyor ama siz kendi güvenliğinizi kendiniz sağlamıyorsunuz. Private key'iniz, mnemonic key'iniz falan Binance'in sağladığı bir altyapı üzerinde kalıyor. Sizin Binance hesabınız bunun garantisi oluyor. Teferruatlarla ulaşmadan aslında merkeziyetsiz finansı kullanabileceğiniz bir yapı. Mesela burada başka bir yapı var. Cloud adı altında. Cloud'un altında da Binance diyor ki biz zaten işte veri barındırma, veri güvenliği bu işlerde çok 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 iyi bir noktada olmamız gerekiyor ki bu hizmetleri veriyoruz. O yüzden biz bu işin en iyilerinden birisiyiz. Siz de bir merkezi borsa oluşturmak istiyorsanız veya benzer yapılar oluşturmak istiyorsanız gelin bu bulut hizmetlerini biz nasıl gerçekleştiriyorsanız bir benzerini numunesini size kuralım. Hatta deneyin önce beğenirseniz siz de gidin bir merkezi borsa sahibi olun. Biz sizin bulut işlemlerinizi gerçekleştiririz. Bizim söylediğimiz şeylere uyun. Belli bir bütçeyi bize önden çıkartın. Birlikte cooperation yapalım şeklinde bir yapıda mevcut. Temel olarak sadece bu ikisinden bahsetmek istiyordum. Buradaki linkler altında birkaç tane farklı aşağıdan yine linkimiz var ama yine de aynı kapıya çıkıyor hepsi. Şimdi hızlı bir şekilde üzerinden geçmeye çalıştım. Her şeyden de ufak ufak değinmeye çalıştım ki genel tabloyu görebilirim. Çünkü Binance'in anlatmaya çalıştığı şey şu bize. 2017'de çıkış yaptıktan sonra ben diyor dijital varlıklar piyasasında sadece alım satım yeri olan bir merkezi borsa olma hedefiyle yola çıkmadım diyor. Diyor ki ben dijital varlıklar piyasasındaki var olan bütün hizmetler hatta blockchain'lere bile az önce gösterdiğim DeFi cüzdanı, merkeziyetsiz finansı bile Binance hesabınızda kullanabileceğiniz bir altyapıya el atmış durumdalar. Şu anda BNB ağında ve Ethereum ağında devam ediyor. İleride diğer ağları da ekleyeceklerini yazmışlar oraya. Yani diyor ki ben diyor dijital varlıklar piyasasında ne varsa orada varım. Ve onu kullanıcı dostu bir şekilde hızlı ve güvenli bir şekilde yapmak için bir numara her zaman ben olmalıyım diyor. Binance'in bize temel olarak anlatmaya çalıştığı şey bu. Ve bunu yaparken ki en önemli iki yapısı da Binance Labs ve Binance Research. Şuradaki Labs ve Research linkleri en önemli yerler. Neden? Çünkü kendilerinden daha öne çıkma ihtimali olan yapılar olabilir. Onları tespit edip kendi bünyelerine kattıkları yer Binance Labs. Piyasada kendilerinden habersiz bazı işler dönüyor olabilir ve bir anda kendileri geride kalabilir. Bunu engelleyebilecekleri yer de Binance Research. Bu ikisine de ciddi bir önem vererek bunu 5 yıldır başarmayı sürdürüyor ve uzunca bir sürede sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor. Şimdi temel olarak Binance borsası bu şekilde içinde bulunduğu durum, geçmişini anlamaya çalıştık. Önümüzdeki süreçte de nasıl ilerlemeye çalıştığını anlamaya çalıştık. Peki Binance piyasada her zaman bulunmaya devam eder mi? Her zaman birinci olur mu? CZ'nin başına bir şey gelirse Binance'e ne olur? Bunları anlamaya çalışalım biraz da. Öncelikle CZ ile başlayalım. CZ şu anda Binance'te ana kurucu, ortaklardan bir tanesi ve en çok kamera karşısında olan kişi. Sosyal medyasını çok ciddi anlamda kullanıyor. Kendisi sosyal medyasını çok ciddi anlamda kullandığı için Binance'i daha da ön plana çıkarmış durumda. Elon Musk'la atışmaları olsun, mesajlaşmaları olsun, kendisinde çok fazla takipçisi var. Şu anda CZ'nin başına bir şey gelirse hasta olabilir, ölebilir, yasal bir problem yaşayabilir, herhangi bir şey olabilir. Binance'ın başına bir şey gelir mi? Binance ufak bir sallanabilir ki zaten geçtiğimiz haftalarda işte davalar falan açıldığı zaman BNB'nin birazcık fiyatı düştü. Binance'in birazcık hacmi düştü ama tekrar hafif hafif toparlamaya başladı. Temel konsept yine böyle olur. CZ kökten ortadan kalksa yine de Binance'ın başı ufak tefek sallantılar gelir ama bu kadar oturmuş sağlam bir yapının hemen yıkılmasını bekleyemeyiz. Ayrıca CZ'nin başına bir şey gelirse gördüğünüz gibi bir co-founder'ımız var. O co-founder öyle tek başına değil zaten bildiğiniz üzere. Hem CZ'nin etrafında çok fazla insan var hem co-founder'ın başında çok fazla insan var. Hemen işi ele alıp kaldığı yerden devam ederler. Kaldığı da yerden devam ederken ne olur? Yeni gelen kişiler belki biraz daha işi ileri götürebilirler veya belki iş birazcık daha geriye gidebilir. Ama Binance yine de olduğu yerde kalmaya bu sağlam altyapısıyla birlikte devam edecektir. Ve her zaman birinci olur mu diye soracak olursanız da az önce konuştuğumuz üzere Binance Labs ve Research kısmında
Sekteye uğrama ihtimali var. Bildiğiniz üzere hiçbir yapı, hiçbir kurum, kuruluş, hiçbir finansal yapı veya dijital varlık, merkezi borsa da buna dahil, her zaman birinci olacak diye bir kaide yok. Dünyada her gün herkesin kafasına dünyalar kadar fikir geliyor, bunları icraata geçiren insanlar oluyor ve Binance'in gözünden kaçıp birileri, burada zaten artık rakipleri de var bildiğiniz üzere, daha inovatif bir şeyi daha sürdürülebilir bir şekilde entegre edip bunda iyi bir reklamını yapıp Binance'e ekarte edebilir. Ama Binance yok olur mu? Binance burada 5. 6. sıraya bile düşse sağlam bir şekilde yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Ben kolay kolay başına bir şey geleceğini düşünmüyorum. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Bu söylediğim hiçbir şey Binance çok sağlamdır. Coinlerinizi, tokenlarınızı Binance'te tutun gibi bir kanıya sizi çıkartmasın. Kesinlikle merkezi borsa olduğu için başına tabii ki bir şeyler gelme ihtimali var. Herkes kendi varlığından sorumlu. Bunu lütfen unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.